Selam arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün doktora gittim. Tekrar kontrole, hem de kan verdim. Bakalım sonuçlar ne olacak, pazartesi günü gelecek. Oradan çıkmışken dedim tuvalet kağıdı falan eksikti, onları hallettim. Girmişken bir de gezdim, sizler için bir pay çektim. Biliyorsunuz kozmetik mağazası hastasıyım. Çok seviyorum gezmesini. Eminim siz de öyle, ki yorumlarda görüyorum. Hepiniz çok seviyorsunuz. Bu arada bir değişiklik fark ettiniz mi? Saçlarımı boyadım arkadaşlar, dayanamadım. Bayağı bir beyazım çıkmış. Dedim bu sefer koyu renge boyayayım biraz. Tek renk güzel olsun. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Nasıl olmuş? Biraz gözüm alışamadı ama koyulaştı bayağı. Hala biraz garibim ama daha iyiyim şükür. Şimdi eve gidiyorum. Size de aldıklarımı, yani çok uç almadım ama aldıklarımı gösteririm. Yani güneşte de böyle görüyorsunuz. Tam bir koyu kahve. Neyse, hadi evde görüşürüz diyorum. Evet kızçilerim, hoş geldiniz tekrardan. Hemen aldıklarımı size göstereyim. Çünkü birkaç işim var. Bugün çocuklar ve Turgut erken çıkıyor. Onlar gelmeden hemen diğer işlerimi halledeyim diye düşünüyorum. Marullar indirimdeydi arkadaşlar, haberiniz olsun. Villa'da 1 euro, bilmiyorum ne zamana kadar. Salatalıklar 89 centti. Postacı geldi, kapı çaldığı için kapatmak zorunda kaldım. Salatalıklar 89 centti. 3 tane salatalık aldım, zaten hafta sonu alışverişe gideceğiz. Dedim indirimdeki olan ürünleri ben bir alayım. Bir tane böyle BİPA'dan şey aldım, kalmamış fırın kağıdı. Onu da dedim unutmadan alayım, çünkü ben genelde böyle şeyleri unutuyorum. Ondan sonra bugün yemek yapacağım, karnabahar mantar kızartması, böyle semil brözelüm eksikti ve yumurta kalmamış. Acilen onları aldım. Ondan sonra şöyle yağ aldım arkadaşlar, saç yağı. Ben eskiden çok saç yağı kullanıyordum saçlarıma, galiba biraz da onu ihmal ettim diye düşünüyorum. O yüzden böyle gördüğünüz gibi saçlarımı boyadım. Artık şu Elvital'in saç bakımıyla yapacağım. Bu 13 euroydu, bayağı pahalıydı. Ve blush'ım kırıldı. Şöyle bir blush aldım. Hoşuma gitti rengi. Şu taraflarıma sürmek için. Yiğit illa tutturdu bana. Anne şu Billa yapışkanları var, oku da herkes topla, bana da alır mısın diye. Ona kitabını aldım. Sağ olsun, aslında ona 13 euroluk alışveriş yaptım. Bir tane pika veriyorlardı. Ama kız o kadar iyiydi ki hiç sormadım. Kendi anladı herhalde. Bana bayağı bir şöyle sticker verdi Yiğit'e. Yiğit çok sevinecek buna. Zaten evde de var. Masasına koyayım, yapıştırıp. Postacı gelmiş Amazon'dan. Birkaç bir şey sipariş etmiştik. Hepsi gelmemiş ama Yiğit'in de oyuncağı gelmiş. Bu aralar Lego'ya taktılar. Babasıyla şey yapıyorlar hep böyle. Bir Mars'a uçuyorlar, bir bilmem neye uçuyorlar, Jüpiter'e uçuyorlar. Böyle yani. Hemen arkadaşlar benim işim var, onları bir halledeyim. Hem de krejden bir telefon bekliyorum. Her an o da arayabilir. Bir termin şeyiyle ilgili. Sonra devamında görüşürüz videonun. Bugün bilmiyorum, belki alışverişe gideriz Turgut'la. Veya gezeriz, ona göre çekim yaparım diye düşünüyorum. Ve yatak odasında yazlıklarımın hepsini kaldırıp kışlıklarımın hepsini çıkaracağım. Onu hazırlayacağım biraz. Böyle yani, bugün de böyle giyindim. Bakın maviler içindeyim. Şöyle mavi pantolon. Bunun paçalarını yapmam lazım sadece. Paçaları biraz uzun. İçine kıvırdım. Ama şu bant var ya, ütüleyip yapıştırıyorsunuz. Paçalarını bir ayarlayayım, onu da halledeyim. Bu şekilde yani. Hadi bakalım, işler beklemiyor. Bugün cuma. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum buradan. Kocaman öpüyorum. Bir de unuttuğum şey var. Tuvalet kağıdı aldım arkadaşlar. Bunlar böyle indirimdeydi. 5.40'a geliyor 20 tanesi. Onu da unutmadan göstermiş olayım. Evet arkadaşlar, bakın yemeğimi hazırladım. Buraya mantar, karnabahar kızarttım. Biraz biberim vardı, patates. Az sonra bunları yoğurtla yiyeceğiz. Çocuklara da henüz içini çekmedi. Biraz erişte yaptım. Tereyağlı böyle. Biraz çekmesini bırakacağım. Böyle çeksin biraz içine. Ortalığımı da biraz toparladım sayılır. Bakın kim geldi burada. Merhaba arkadaşlar. Evet, Turgut da işten geldi. Biri de burada yatıyor. Bakın arkadaşlar. Bebik ya, bebik. Bebik ya. Yatışa bakın. Aynı bebek gibi. Şimdi çocukların gelmesini bekliyoruz. Biraz yemek yeriz. Ondan sonra da alışverişe gideceğiz Turgut'la. Ama onu ayrı vloglayacağım. O yüzden böyle yemeklerini de bir göstereyim dedim. Hani hiç sevmiyorum alışverişi bende. Ama yapacak bir şey yok. Şu arkadaki ışıklandırmalarımı gösterdim size arkadaşlar. Bakın. Geçen video çekerken deyim videosu. Bunlar aslında mutfağın üstündeydi. Buraya koydum bu ışıklandırmaları, böyle bal kabaklı. Acayip hoşuma gidiyor burası benim. Böyle şey andırıyor. Onu paket gösterdim. Onu gösterdin mi? Yiğit'in oyuncağı, şimdi babası yapar onu Yiğit'le. Yiğit yapıyor. Önce Yiğit oynamaz. Yapıyor. Doğru, sonra bunların uzaya gidiyor arkadaşlar. Söylemiştim zaten. Hatta bir oyun çek istersen bak. Aynen. Böyle yemekler de hazır olduğuna göre ben biraz yatak odasını toplamaya gidebilirim arkadaşlar. Kışıklarımı halledemedim. Daha iş arkadaşımla konuştum. Orayı da bir hallettim mi aslında? Bugünlük iş bölümüm tamam oluyor. Şurada bir sürü yazlıklarım var da aralarında. Onları halledeceğim şimdi. Şu ışığımı bakın. Temu'dan aldığım ışık. Birisini de böyle takı kutusunun içine yaptım. Ama şu an iyi görünmüyor çünkü dağınık. Oraya da bir toplasam iyi olacak bakın. Nasıl dağıttım. Evet, yaparım. Severim dağıtmayı. İşte oralarda bir toplamam lazım aslında. Buralarda bir toplamam lazım. Şu üst tarafa yazlıkları, kışlıkları koyuyorum ben. Onları bir indireyim bakayım. Neler kalmış ona göre bunları da bir halledeyim. Öyle yani canlar, adostlar. Hadi iş başına. Akşam oldu. Yiğit hemen kurmuş, babasını hemen hazırlıyor. Böyle oyun oynayacak. Şey yapmışlar böyle güya. Mars'a mı çıkıyordunuz? Mars'a mı gidiyordunuz? Nereye gidiyordunuz? Mars yatsı. Yani böyle yavaş yavaş yapıyorlar Mars'a aldığımız gidiyoruz. Şeylerle. Biz bunu kendimiz yaptık. Bunu da kendileri yapmışlar. Bak. Bundan mı gidiyorsunuz Mars'a? Aya çıkıyoruz. Mars'a çıkıyoruz ben. Aya çıkıyorlar, şey yapıyorlar işte böyle burada oynayacaklar. Şimdi Turgut bize kahve yapıyor, yorgunluk kahvesi. Şimdi buzdolabını yerleştirdim. Simba da nereye gelmiş yatmış bakın. O benim bebeğime ya. Bu arada arkadaşlar şu kolajen hakkında da bilgi vereyim biraz. Soranlar olmuş. Tadı hiç yok arkadaşlar. Kahvemi karıştırıp içiyorum her sabah. Bence çok güzel işe yarıyor diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımdan da öyle duydum. O yüzden her sabah kahvemle beraber içiyorum. Hani tadı hiçbir şekilde belli olmuyor yani. Hiç fark etmiyorsunuz. O yüzden hani onu da tekrardan soran olmuş. Söyleyeyim ne dedim. Burada da ilaçları kaldırayım. Azra'nın, Belinay'ın da boğazı ağrıyordu ya. Buzdolabı vallahi zor tıkıştırdım arkadaşlar. Allah bereket versin. Gerçekten doldu bayağı bir şöyle. Şu aldığım kutulara bakın böyle yerleştirdim. Bunu bir sonraki videoda göreceksiniz aslında siz. Ben şimdiden çekeyim çünkü bugün 2 video çekmiş oldum. Hem alışveriş hem günlük vlog. O yüzden böyle dedim. Göstereyim size önceden nasıl olmuştu bakın. Mumlarımızı yaktık. Şöyle her akşam olduğu gibi eve gelindiği zaman bizde mum yanar böyle. Kış aylarının olmazsa olmazı yani böyle sonbahar kış aylarının olmazsa olmazı. Turgut ikisini birden yakmış bir de. Çok tasarruflu olduğumuz için. Yani böyle şimdi kahvelerimizi de yapıyor Turgut. Şöyle şey kahvesi, makine kahvesi değil de bu ara bu şeye taktık biz. Bu suda çözülen kahvelere. Böyle içiyoruz süt tozuyla. Bunu seviyoruz. Nedense makineyi bıraktık. Yiğit'e de kitap şeyi gelmiş bakmışız. Yine kitap sipariş vereceğiz. Çocuklardan bizde de öyle mi bilmiyorum arkadaşlar. 3 tane çocuk var ya. Birisi bir şey istiyor. Mesela Belinay bir yere gitmiş 20 euro istiyorlar. Azra kitap sipariş edecekmiş 19 euro istiyorlar. Yiğit kitap sipariş edecekmiş onu istiyorlar derken gerçekten masraf aldı başını gidiyor yani. Gerçekten böyle her hafta bir şey çıkıyor. Her hafta bir şey istiyorlar. Yapacak bir şey yok. Az sonra biraz cilt bakımı yapacağım. Yüzüme maske yapacağım. Onu da gösteririm size. Ondan sonra da zaten kapanışı geçeriz. Bu arada dizi bakıyorum. Sandık Kokus'ta izliyorum. Yanı sıra. Evet arkadaşlar. Bugün cilt bakımı yapıyoruz. O yüzden sizi banyoya getirdim. Hemen bir cildimi temizleyeyim. Bakayım ondan sonra... Temizlensin böyle mis gibi olsun cildimiz. Şimdi ne kullandığımı göstereyim önce size. Şimdi bundan başlayacağım. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Bunu tavsiye edebilirim size arkadaşlar. Bunu bir önceki alışverişlerimde almıştım. Hasta olduğumdan dolayı böyle uçuk gibi böyle sivilceler çıkmaya başladı yüzümde. Bayağı bir çünkü kötü hasta olmuştum biliyorsunuz. Hala sesimden de belli zaten. O yüzden ilk işlem bundan bir temizliyorum. Ondan sonra sıradaki işlemlere geçeceğim. Hem makyajımı da geçirmiş oluyorum böyle bu şekilde. Gerçekten makyajımı da hem temizliyorum hem de şey yapıyorum böyle cildimi temizlemiş oluyorum. Böyle yüzüme şu şekilde bir köpürtüyorum. Şu anda makyajlı yüzüm. O yüzden makyajımı geçiriyorum. Ben de böyle temizliyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi göreceksiniz zaten nasıl sivilcelerim var şu anda. Şöyle her yere bir dağıtıyorum. Sonra suyla köpürte köpürte yıkıyorum böyle bir önce. Önceki işlem bu. Ölü gibi oldum. Şimdi sizi bir kenara alayım. Çünkü lavabonun içindesiniz. Hemen beline şu tacını geçirdim kafama. Saçlarımı çok gelmesin diye. Bu kolajen boost almıştım ya DM'den. Onu kullanacağım bugün. Şöyle elime bir dökeyim hepsini. Sıkayım şöyle bir. Bu Şabens markasının maskeleri gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Her türlüsünü alıyorum ben. Haftada 1-2 kere yapmaya çalışıyorum. Zamanım oldukça. Şöyle sürüp 10 dakika bekletiyorsunuz. Gerçekten bence çok işe yarıyor. Ondan sonra da nemlendiricimi ve yüz temizleyicimi devam yapacağım. Bir temizlik daha yapacağım. Bunu zaten maske her gün yapmıyorsunuz. O yüzden hafta sonları yapıyorum ben zamanım olunca. Şu an bile cildim acayip yanıyor. Temizlendiğini hissediyorum gerçekten. Özellikle şu taraflarda hep dediğim gibi çok cildim çok kötü oldu arkadaşlar. O yüzden cildimize değer verelim. Akşam televizyon yerine daha çok cildimizi böyle temizleyelim bakalım. Şimdi böyle bir 10 dakika maskeyle durduracağım. Kalan kısmı da şöyle dekolteye doğru, boğazıma doğru sürüyorum. Bu şekilde 10 dakika sonra görüşürüz. Bir 10 dakika sonra bu sefer ışığı değiştirdim. Daha mı iyi bilmiyorum, daha mı kötü oldu. Zaten içine çekiyor maske gördüğünüz gibi. Hemen güzelce yıkayacağım. Ondan sonra devam işleminde bakalım neler kullanıyorum. Size de bir fikir olur diye düşündüm. Yani gerçekten işe yarıyor bence. Cildim o kadar kötüydü ki şimdi biraz daha iyi oldu bence. Gerçekten baktığımdan beri daha iyi oluyor. Ve tabii ki iyileşmeye de başlıyorum. Ama bence büyük kolajen etkisi de var arkadaşlar. Kolajen aldığımdan beri cildim daha çok parlıyor. Onu da fark ediyorum. Onu da söylemeden geçmek istemedim yani. Evet, maskeyi şöyle bezlerle alın yazıyor. Yıkamayın yerde ama ben de yıkayacaktım ama yıkamayacakmışım. O yüzden şöyle makyaj silme bezleriyle ya da bir pamuk yardımıyla kalan kısmı alabilirsiniz. Ben de şöyle kozmetik temizleme mendilleriyle hemen cildimdeki kalan maske kalıntılarını alıyorum. Yani yıkamamıza gerek yok mu? Öyle yazıyor maskede. Geçenkini yıkamıştım. Maskeden maskeye de fark ediyormuş yani, onu anladım. Yani ne kadar aslında güzel temizliği şöyle fark edince, yani gerçekten kendim bakınca çok iyi temizlediğini görüyorum arkadaşlar. Hani gerçekten hala kalıntılar çıkıyor ve bu maskeleri çok seviyorum. Bu markanın maskelerini özellikle yani. Işık nasıl bilmiyorum. Bu ışık daha mı iyiydi? Bu ışık mı? İkisi mi iyi? Teki mi iyi bilemedim. Neyse böyle kalsın şimdilik. Şöyle. Öncelikle böyle bir temizledim. Sonra şunu almıştım biliyorsunuz. Şu anda cildim kötü olduğu için her gün yapıyorum. Ama cildim iyi olduğu zaman haftada 1-2 yapıyorum bunu. Genelde böyle cildim çok yağlı bir cilt benim arkadaşlar. O yüzden böyle sivilceye çok yatkın. Hele hasta olunca veya yediğime içtiğime biraz dikkat etmeyince sürekli hemen böyle bir cildimde şeyler çıkıyor böyle hemen. Sivilceler falan. Bunu böyle sürünce arkadaşlar acayip yakıyor cildinizi. Uf. Ama o kadar iyi geliyor ki o sivilceleri kurutuyor. Bunu da hissediyorum yani. Çünkü bu olmasaydı galiba gerçekten sivilcelerim hiç kurumayacak gibiydi. Sivilceleriniz varsa mutlaka bunu alın. DM alışverişimde tavsiye etmiştim. Yakıyor cildinizi ve hemencecik kurutuyor sivilceleri gerçekten de. Böyle şurada da birazcık şöyle yapalım. Çünkü burada da biraz maske kalmıştı. Unuttum orayı silmeyi. Son olarak da şu serumu kullanıyorum ben. Revitalift L'Oreal'ın. Sabah akşam sabah makyajlarının altına yapıyorum. Böyle parlak bir dokusu var arkadaşlar. Şöyle biraz parlatıcı gibi. Birkaç şey. Ondan böyle üzerine cilt bakımı olarak yapıyorum. Kokusu da çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Bunu indirimden almıştım. Bir ara göstermiştim galiba. Çok bayağı oluyor. Ama bayağı bir gidiyor yani. Sabah akşam böyle yapıyorum. Sabahları makyajımın altına yapıyorum. İşe gittiğim zaman, akşamlarda böyle eve geldiğim zaman şu şekilde günlük bakımımızda yapmış olduk. Şimdi şu saçımdaki şeyi bir alayım. Şöyle normal bir insana döneyim. Gördüğünüz gibi cildim temizlendi. Sivilceler olmasına rağmen bence güzel duruyor. Şimdi evet, veda edebilirim size. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka bir beğeni bırakın. Aslında şöyle bir video denemek istiyorum. Yani böyle bir video çekmek istiyorum. Bir dahaki vloglarımda belki olabilir. En iyi makyaj ürünlerini denemek istiyorum. Canlı canlı. En iyi rekabet gören, en çok satılan makyaj ürünlerini alıp sizlerle birlikte canlı canlı denemek istiyorum. Nasıl bir etki, gerçekten konuşulduğu gibi mi? Öyle bir videoda aklımda var. Bayağı bir video var. Ama beğeniler yok. Beğeniler olmayınca da o videoları çekesim gelmiyor. Gerçekten buradan devamlı izleyenlere, devamlı beğeni bırakanlara, devamlı yorum yazanlara çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Çünkü biliyorum ki böyle can dostlarım var benim, böyle burada hiçbir zaman bırakmayan, baştan beri izleyen, kötü günümde kolumdan tutup kaldıran yorumlarda, iyi günümde destekleyen, benimle gülen, benimle eğlenen, benimle ağlayan, benimle eğlenen arkadaşlarım var. O yüzden böyle bir teşekkür de etmek istedim. Bugün aslında bayağı bir düşündüm böyle. Bu videonun sonunda şöyle bir teşekkür etmek istiyorum size. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki hani bu kanalı açmışım. Yeri geldiği zaman bazen düşünüyorum, beni çok mu yıpratıyor, beni çok mu zamanımı alıyor, benden çok şey mi götürüyor YouTube diye. Ama her böyle güzel bir yorum aldığım zaman, böyle içten bir yorum aldığım zaman onu o kadar iyi hissediyorum ki böyle yorumlarda. Hemen bir yüzüme bir gülücük geliyor, bir tebessüm geliyor. Sonra da diyorum ki Yasemin bak iyi ki yapmışsın. Hatta o yorumu genelde Turgut'la birlikte okuyoruz ve gerçekten her birinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Benim yüzümdeki oluşturduğunuz tebessümü Allah sizin yüzünüzde de oluştursun. İyi ki varlar yani o dostlarım, izleyenlerim, sevenlerim iyi ki var. Ben buraya böyle abone, takipçi falan laflarını çok sevmiyorum. Benim için hepsi dost, arkadaş, aile olduk burada diye düşünüyorum. Kiminle böyle Instagram'da yazışıyorum, kiminle böyle sohbet ediyorum, kiminle yorumlarda konuşuyorum ama hepinizi ayrı ayrı biliyorum. Ve gerçekten inanılmaz kalbimden çok teşekkür ediyorum sizlere. Aynı şekilde Turgut da iyi ki varsınız, iyi ki bizlesiniz, iyi ki bizimle kalıyorsunuz. Mutlaka beğenilerinizi eksik etmeyin canlar. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz mutlaka bir kalp emojisi bırakın yorumlarınızın arkasına. Ben de bakayım bir kim izlemiş bizi sonuna kadar. Hadi bakalım, bir challenge başlattık. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.